yurttaşlarıma bir çağrımız vardır. Mutlaka sandığa gitsinler. Çünkü geçmiş tecrübelerimizle biliyoruz ki her seçim en az 10-12 milyon yurttaşımız, seçmenimiz sandığa gitmemektedir. CHP'den ANAP'a, DSP'den Demokrat Parti'ye, İzmir'de farklı siyasi partilerden, farklı dönemlerde milletvekilliği yapmış isimler referandum öncesi buluştu. Bir kere her şeyden önce olağanüstü hal koşullarında eşitsiz bir seçim oluyor. Atatürk'ün cumhuriyeti demokrasi ilelebet yaşayacak. Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi'nde toplanan vekiller ortak imzalı açıklama yaparak referandumda hayır dedi. Halkımızın gerektiği kararını 16 Nisan'da vereceğini ve herkes boydun ölçüsünü alacağını inancını taşımaktayım. Ben bugün de bile ne yapabileceksek 16'sına kadar hayır için her şeyi yapalım derim. 20 eski parlamenterin katılımıyla yapılan toplantıda ortak metni Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Avukat Metin Öney okudu. Bu egemenlik hakkı bir kişiye devredilmektedir. Öney neden hayır dediklerini açıkladı. Demokrasiye, hukuk devletine, egemenlik hakkımıza, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına, hukuk devleti ilçelerine aykırı bulduğumuz bu değişikliğe Hayır oyu vereceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman açıklamaya katılan isimler arasında yer aldı. Bu millet çocuğuna 18 yaşında milletvekilliği hakkı istemiyor. Çocuklarına iş güvencesi istiyor. Çocuklarına iş bulunmasını istiyor.